Merhaba sevgili izleyenler. Teferruatta kalmaması gerekenlerle yine karşınızdayım. Hoş geldiniz. Erdoğan, Apo'dan yeni bir mektup bekliyormuş sevgili izleyenler. Yeni bir mektup gelme ihtimali varmış. Böyle bir heyecan varmış AKP genel merkezinde, sarayda. Nereden duyuyoruz bunu? AKP'li üst düzey bir yetkili bize bu haberi veriyor. Peki biz o üst düzey yetkilinin adını biliyor muyuz? Tabii ki bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Olur da işler böyle devam ederse, Erdoğan gücü kaybetmezse kendini açık etmek istemiyor. Ama yarın bir gün olur da rüzgar tersine dönerse bir sürü AKP'li isim çıkıp diyecekler ki o üst düzey yetkili bendim diyecekler. Biz rahatsızdık aslında, itiraz ediyorduk, dile getiriyorduk da dinleyen yoktu diyecekler. Sık sık uluslararası haber ajanslarından böyle haberler geçiyor. AKP'li üst düzey bir isim şöyle bir açıklama yaptı, böyle bir açıklama yaptı. Ya bu bir kişiye? Ya da epey bir insan var ama hiçbiri ismini söylemiyor sevgili izleyenler. Garip bir durum. Neyse bunu geçelim. Erdoğan Öcalan'dan yeni bir mektup bekliyormuş. Nereden anladık bunu? Erdoğan iki gün önce parti grubunda çok abuk subuk bir laf etti. Selahattin Demirtaş'ı tehdit etti. Neyle tehdit etti? Demirtaş Apo'ya hesap verecekmiş. Bununla tehdit etti. Bir ülkenin cumhurbaşkanı. O ülkenin meclisinde bir terör örgütü liderinin sözcülüğünü yapar mı? Sana ne? Sana ne oluyor? Bundan nasıl bir çıkarın var ki böyle bir şey söylüyorsun? Amacın ne? Yani bunu hiç ölçüp tartmıyorlar mı? Ölçüp biçmiyorlar mı? Ulan bu dediğimiz ne anlama gelir? Nasıl anlaşılır filan diye. Çok uzun vadeli düşünmediklerini özellikle size söylüyorum. Bunun altını çiziyorum. Günü birlik düşünüyorlar. Bugünü kurtarmaya çalışıyorlar. Seçim odaklı düşünüyorlar. Her türlü ittifakı da kurabilirler. Yani Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile bir araya gelebileceğini düşünebilir miydik normal şartlar altında? Kimse bu kadar birbirine hakaret etmiş, küfretmiş hiçbir iki insan bir araya gelemez normalde. Ama bir araya geldiler. Yani Erdoğan'ın bir araya gelemeyeceği hiç kimse yok. Siz bakmayın bugün Kemal da ben seni muhatap mı alırım falan dediğine. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bile uygun şartları bulsa bir araya gelmeye çalışır. Meral Akşener'le ittifak kurmaya çalışır. Hiç sorun yapmaz bunu. Saadet Partisi'ni bile kaç defa yokladı biliyorsunuz. Gelecek Partisi'ne Ahmet Davutoğlu'na mesaj gönderiyor. İttifaka katılın diye. Yani öyle bir omurga falan yok. Kaldı ki bu omurgasızlığı da sorun eden bir taban yok. Yani Apo'dan mektup gelmiş, Apo'nun sözcülüğünü yapmış meclis kürsüsünde bir terör örgütü liderinin propagandasını yapmış, terör örgütünün propagandasını yapmış. Bunu sorun edecek bir taban olmadığını da düşünüyor. E o zaman bir de böyle deneyelim diyor. İstanbul seçimlerinde işe yaramadı. Belki 2023 seçimleri artık ne zaman olacaksa o seçimler belki orada işe yarar diye düşünüyor. Selahattin Demirtaş da Erdoğan'a yanıt vermiş. Sen benim için kaygılanmayı bırak da kendi vereceğin hesabı düşün demiş. Mesajında şuna söylemiş. Demiş ki siyasetçiler halka hesap verirler. Ve bir suç işledilerse o ülkenin mahkemelerine hesap verirler. Başka hesap vereceğimiz hiçbir yer yoktur demiş. Doğru mu? Aslında mantık bunu söylüyor, akıl bunu söylüyor. Ama aklı ve mantığı terk edeli, tamamen menfaat odaklı düşünmeye başlayalı. Oralarda böyle cümlelerin bir karşılığı yok sevgili izleyenler. Burada bana garip gelen şu sevgili izleyenler. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani bakın Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na çemkiriyor. Meral Akşener'e neler söylüyor. Tehdit ediyor biliyorsunuz. Kaç kez tehdit etti. Başlarına neler geldi bu insanların. Saldırıya uğradılar. Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na filan neler neler söylüyor. Tamam. Ya Selahattin Temirtaş zaten cezaevinde niye onunla uğraşıyorsun ki? Senin şu an gerçekten rakibin bile değil. O imkanı yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 40 tane karar da verse zaten uygulamıyorsun. Neden meclis kürsüsünden parti grubunda böyle bir şey söyledi? Yine ne işler çeviriyorlar, ne planlıyorlar? O anlamda bir endişe duyuyorum. Bir irkiliyorum acaba diyorum. Yine ulan bir yerlerde tam da Erdoğan'ın ihtiyaç duyacağı zamanda bir şeyler mi olacak? Yani ondan korkuyorum açık söyleyeyim. Böyle bir kitap basılmış gördünüz mü? Hakan Atilla Amerika Atilla'ya karşı diye kitap yazmış. Bunu da Doğan Kitap basmış. Buradan bir kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışıyor. Kahramana bakar mısınız? Ülkenin kamu bankalarından birisini yönetiyor ve o kamu bankası çok büyük yolsuzluklara alet oluyor. İranlı Reza Zarrab Normal şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bütçesine girecek, insanların kazanacağı, Türkiye'nin kazanacağı paraları, kazanması gereken paraları Türkiye'den bazı ahlaksız politikacıları kullanarak rüşvet ve yolsuzluk ağıyla İran'a aktarıyor ve sadece bir grup ahlaksız kazanıyor ve Hakan Atilla gibi bazı bürokratlar bu yolsuzluğa alet oluyorlar. Bir gün Hakan Atilla Amerika'ya gittiğinde tutuklanıyor, yargılanıyor, cezaevinde yatıyor. Çünkü suç ortağı Reza Zarrab bütün yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet anı itiraf etmiş. Şimdi Amerika Atilla'ya karşı diyerek kendisini kahraman gibi pazarlamaya çalışıyor. Amerika bir katliam yapıyordu ona engel oldun da bu yüzden mi Amerika sana karşı? Amerika'da büyük bir yolsuzluk oluyordu sen bunu ifşa ettin diye mi sana karşı? Amerika'da ırkçılığı bitirmeye çalıştın o yüzden mi Amerika sana karşı? Neden Amerika sana karşı? Sen hırsızlığa, yolsuzluğa ve rüşvete alet olmuş ahlaksız bir bürokratsın ve bu tescillenmiş durumda. Sonra Türkiye'ye döndü ve tabii ki Türkiye'de el üstünde tutuldu sevgili izleyenler. Şimdi ne kitap yazmış? Türkiye'de böyle bir kitle var biliyorsunuz. Ooo adam Amerika'yı dolandırmış helal olsun. Hırsız ama bizim hırsızımız kimi dolandırmış? Amerika'yı diye düşünenler olabilir. Ya muhakkak bu kitabı alacak birileri de vardır. İstanbul'da bir turşucu yabancıların parasından bize fayda gelmez diyerek doların turşusunu kurmuş. Bu adam da en az Hakan Atilla kadar kahraman olmayı hak ediyor, değil mi? Sonuçta Amerikan dolarının turşusunu kurmuş. Bu da neyi gösteriyor? O da bir kahraman. Gerçekten İyi bir zeka sevgili izleyenler bu. Yani bunu hükümetin değerlendirmesi lazım. Erdoğan'ın bir şekilde bu adamı değerlendirmesi lazım. Yani sıradaki Merkez Bankası Başkanı olarak düşünebilir. Sıradaki Maliye Bakanı olarak düşünebilir. Sıradaki Boğaziçi Rektörü olarak düşünebilir. Bence israf olmasın bu kapasite. Orada var bir kapasite gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Değil mi? Sonuçta şu kapasiteyi Maliye Bakanı yaptılar. Nurettin Nebati. Gözlerindeki ışıltıdan artık önümüzü göremiyoruz. Gözler sürekli selektör yaptığı için herkes ne yapacağını şaşırmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim. 2023 Haziran ayında demiş. Enflasyonu tek haneye indireceğini Söylüyor sevgili izleyenler. Ayrıca Nebati yeni enstrümanların da devreye alınacağını söylemiş. Eyvah. Daha karşılaşmadığımız şeyler var demek ki. Daha şapkadan çıkarmadıkları neler var acaba? TÜİK hesaplamasıyla illa kötekhaneye düşürülür onda sorun yok da. Siz kimi kandırıyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Nebati'yi oradan al yerine turşucuyu koy hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Ve Erdoğan'ın faizle mücadelesi de devam ediyor sevgili izleyenler. Evet faizle öyle bir mücadele ediyor ki bakar mısınız mücadele şekline? Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların Türk lirası mevduat yani vade yani faiz ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak. Faiz kazancına vergi yok sevgili izleyenler. Faizle ne güzel mücadele ediyorlar ya. Değil mi? Öyle yani. Kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi meclisteymiş. E meclisten de geçeceğine göre evet. Demek ki onların inancında onların nas dedikleri şeyde artık nasıl bir nassa bu faizi bu şekilde Aman bulurlar fetvasını. Ne yoruyoruz kendimiz canım? Bulurlar fetvasını. Yarın 3 tane ilahiyatçı çıkar. Derler ki efendim şimdi biz buna faiz demeyelim de faiz kazancının vergiden istisna tutulmasına binaen devletin gösterdiği bir büyüklük, ali cenaplık olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla helaldir, yiyin diyebilirler. Derler. Türkiye'nin şahlanan ekonomisinden bir detay haber sevgili izleyenler. Elektrik fiyatlarına gelen zam yüzünden Denizli'de 4000 dokuma tezgahı üretimi durdurdu. İşte böyle. Hayatın her alanını etkiliyor zamlar. Elektriğe zam geldiğinde bir ülkedeki bütün sektörler bundan etkilenir. Akaryakıta zam geldiğinde bütün sektörler, bütün insanlar bundan etkilenirler ve etkileniyorlar. İşte bir örneği. İnşallah bu haberi Emine Erdoğan kolunda 50 bin euroluk çantasıyla gezerken görmez. Çok üzülür bir duruma. Oo çok üzülür. Gerçekten. Ve çıkar der ki lütfen kilimlerimizi küçültelim. Evet. Almanya ülkeye giriş şartlarını yeniledi. Turkovak aşısı olanlar hiç aşı olmamış sayılacak ve ülkeye alınmayacak. Almanya'da vaka sayıları çok arttı sevgili izleyenler. Bütün dünyada çok artıyor. Almanya bu işi çok ciddiye alıyor. Bu işin istatistiğini de çok ciddi bir şekilde tutuyor. Diğer taraftan Turkovak aşısı da piyasaya çıktı ve Türkiye'de insanlara vurulmaya başlandı bildiğim kadarıyla. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na, Devlet Bahçeli'ye falan vurdular. Turkovak aşısına dair şu ana kadar açıklanmış bir tane veri raporu var. Onda da toplam... İnsan sayısı, bu aşının test edildiği insan sayısı 2000 bile değil benim hatırladığım kadarıyla. Normalde 40 binden fazla insan üzerinde test edileceği söyleniyordu. Ama açıklanan rapordaki sayı 2000 bile değil. Ve bilimsel açıdan bunun açıkçası çok bir karşılığı yok. Bunu üzülerek söylüyorum. Bu yani bu sevinilecek oh Turkovak aşısı tutmamış falan diye sevinilecek bir durum değil. Elbette ortaya iyi bir aşı çıkmasını istiyoruz hepimiz. Ortaya gerçekten bir tedavi çıkmasını istiyoruz. Hep beraber bu korona belasından kurtulmak istiyoruz. Ama yani bilim dünyası için de açıklanan verilerin bir karşılığı olması lazım. Bir inandırıcılığı olması lazım. Zaten insanların aklında bin tane soru var. Bin tane endişe var. İnsanlar her şeye şüpheyle bakar durumdalar. Yani Turkovak aşısı şu an için o güveni veremiyor maalesef. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeye ihtiyacımız var. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz diyor. Siz ne dersiniz bilemem. Farklı düşünebilirsiniz ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki çıkışını anlamlı ve samimi buluyorum. Önemli buluyorum. Neden? Gerçekten helalleşmeye ihtiyacımız var. Gerçekten bu ülkede, Türkiye'de neredeyse hiçbir kesim bakın bireysel anlamda demiyorum. Gerçekten ömrü boyunca kimseye kötülük yapmamış insanlar, tekil insanlar vardır. Ama kesim, grup, camia, cemaat, siyasi parti falan dediğiniz zaman sütten çıkmış ak kaşık yok. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylemesi bu anlamda çok değerli. Belki kendi tabanından belli bir kesimi de karşısına alarak bunu söylüyor. Bana kalırsa Türkiye'deki bütün grupların, sekülerinden dinlerine, solcusundan sağcısına kadar bütün grupların önlerine bir defter alıp bir A4 kağıdı alıp helalleşme listesi oluşturması gerekiyor. Bu her şeyi çözmeyebilir ama çok önemli bir adımdır. Tabii ki öncelikle bu grupların acaba biz hata yaptık mı diye de sorması gerekiyor. Yani hatalarını görüp kendilerini hata yapabilir, kusurları olabilir. Normal insanlar olarak, normal gruplar olarak görmeleri gerekiyor. Yani insanüstü hiçbir şekilde hata yapmayacak kutsal topluluklar olarak görenlerle zaten bu konuyu konuşamıyorsunuz. Muharrem İnce'den Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklaması İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer deniyor. Geçsin AK Parti'ye, al görevden, ata bir kayyum. Evet, ne farkın kaldı? Ne farkın kaldı? Aynı hukuksuzluğu yapacaksak neyin mücadelesini veriyoruz? Neyin mücadelesini veriyorsunuz? Yani... AKP'nin yaptıklarının aynısını yapınca İktidarın değişmesinin ne anlamı kalacak? Tek adam dediğimiz şahıs bizim tek adamımız olunca her sorun çözülecek mi? Haksızlığı yapan bizden birisi olunca gözümüzü mü kapayacağız? Onaylayacağız mı? Ses çıkarmayacağız mı? E o zaman hiçbir şey düzelmeyecek ki. Dönüp duracağız yani. Çarp dönmeye devam edecek. Bugün birisi dayak yiyecek. Yarın başka birisi. Öbür gün başka birisi. Sonra bir gün sıra bize gelecek. Sıra bize gelince biz adalet diyeceğiz. Kimse sesimizi duymayacak. Herkes kendi yankı odasında bağırmaya devam edecek. Neden? Çünkü hiç kimse demek ki gerçekten samimi bir şekilde adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları falan istemiyormuş. Demokrasi kimsenin umurunda değilmiş. Ata kayyumu geç. Yok öyle bir şey. Elbette Türkiye'deki tek sorun politika, politikacılar, siyasi partiler değil bu politikaları, bu politikacıları, bu siyasi partileri, siyasi liderleri ortaya çıkaran bir de taban var. Toplum var, insanlık var sevgili izleyenler ve Türkiye'nin bir insanlık sorunu var. Ucuz ekmek satan fırının çalışanını vurdular. Kocaeli Darıca'da ucuz ekmek satan fırının şoförü, rakipleri olduğu iddia edilen bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Adam bakkallara ekmek dağıtırken geliyor, ekmeği kaça satıyorsun ulan diyor ve vuruyor. Evet tabancayla vuruyor. Ucuza sattığı için. Neyse ki, neyse ki şoför kendi imkanıyla hastaneye gidiyor ve tedavi ediliyor. Çok şükür hayatta. Bu ne biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka bir hizmet etmeye çalıştığında AKP'lerin buna engel olması. İnsani su hakkı diye faturalarda ücretlendirilmeyen bir miktar su var ya ona vergi getirmesi. Burada isimleri değiştirin, partileri değiştirin. Böyle şeyler yaşanıyorsa, yaşanacaksa ne anlamı var o partinin, bu partinin iktidara gelmesinin? Gücü eline geçiren, koltuğa oturan aynı hukuksuzluğu bu sefer başkalarına yapacaksa, kendinden olmayanlara yapacaksa ve şu olayı da görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Kirayı 1200 liradan 4000 liraya çıkardı. Artışı kabul etmeyen Suriyeli kiracısının evine baltayla saldırdı. Hacı amca Bak hacı amca normalde var ya böyle görseniz aman dedemiz gelmiş aman yer verelim saygı gösterelim elindeki çantaya yardım edelim falan diyeceğiniz bir adam görüntüsü öyle. 1200 liradan 4000 liraya çıkarıyor kirayı. Ortada bir sözleşme var, kanun var, kağıt var, imza var. Umrunda mı? Baltayla kapıyı kırıp eve giriyor sevgili izleyenler. Çünkü onlar sahipsiz. Çünkü onlar kendisinden daha zayıf. Dolayısıyla kendisi orada güçlü olan kişi olduğu için her türlü şeyi kendisine hak görüyor. Güç bende, hak da bende diyor. Devletin, kanunun, kitabın kendisine hiçbir şey yapmayacağına inanıyor. Hatta sırtını sıvazlayacağını düşünüyor. Bu konuda belki komşularından falan da destek görüyordur. İyi yaptın hocam ya, ettiler tabii falan diyorlardır. Öyle. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük ve bu haftalıkta bu kadar. Pazartesi Türkiye saatiyle 20'de herhangi bir aksilik olmazsa burada olmaya çalışacağım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Sabır diliyorum. Umut diliyorum. Hoşçakalın.